Öncelikle taraftarımıza gene her zamanki gibi verdikleri pozitif destekten dolayı ve bugün burayı gene doldurduklarından dolayı onlara teşekkür ediyoruz. Az kaldı. Bu desteklerine devam etsinler. Daha fazla topa sahip olup daha fazla dominant oyun oynayabiliriz. Bazen seyircimiz bunu çok çabuk istiyor. Duygusunu biliyorum. Bazen akılla duyguyu bazen karıştırabiliyoruz. Ama ikinci yarıda o coşku, o istek, kaçırdıklarımız var. Bütün oyuncular doğru tepkiler verdi girenlerde. Edin hem asistler yapıyor hem çok iyi savunma yapıyor. Ona da buradan bir parantez açmak lazım. Bütün takımı, kaptandan tut ötekilere, hepsine bu anlamda teşekkür ediyorum. Maç öncesi şunu söylemiştim. 900 dakikamız var ama ligin bitmesine. Bugün 8-10 dakikaya düştü. Ne zaman şampiyon olacağımızı bilmiyorum. Her maçı kazanmak istiyoruz. Soyunma odasına girerken çalıştıklarımı, teknik, taktik, akıl, alın teri, mücadele. Bunları yaptığında karşılığını alıyorsun ve soyunma odasına huzurlu giriyorsun. Bugün de bu şekilde huzurlu girdik. Bugünü de bitirdik. Onun için oyuncularımı yani tebrik ediyorum. Henüz daha şampiyon olmadık. Kazanarak devam etmek istiyoruz. Yarın antrenman yapacağız. Ertesi gün dinleneceğiz. Cuma günü haftanın maçı, ilk açılış maçlarından bir tanesi bizim. Ona en iyi şekilde hazırlanacağız. Onun için tekrar bütün Trabzonspor ailesine teşekkür ediyorum. Taraftarlara teşekkür ediyorum. Sevdalarına armağan ediyorum. Herkese iyi ki Trabzonspor var dedirtmeye devam ediyoruz. Onun için çok herkese teşekkürler, çalışan herkese de. Göztepe'ye bundan sonraki müsabakalarda başarılar diliyorum. Sayın Ali Koç'a, Fenerbahçe Kulübü Başkanı'na bu samimi duyguları için, söyledikleri için teşekkür ediyorum. Her şeyden evvel oyuna ve emeğe karşı gösterdiği saygı için hakikaten çok teşekkür ediyorum. Bütün samimiyetimle şunun bütün spor adamlarında bu şekilde yaklaşması bütün arzumuz, isteğimiz. Onun için tekrar Ali Bey'e bu duyguları için, düşünceleri için, samimiyeti için, saygı için, oyuna ve emeğe saygı için teşekkür ediyorum. Ömür için iyi şeyler düşünüyorum. Her zaman düşündüğüm gibi. Başından beri hep iyi düşündüm. İyi düşünmeye devam ediyorum. Galatasaray maçı oyundan çıktığındaki gözyaşları, o günkü burada basın toplantısında söylediklerim, ömür gibi oyuncular bizi şampiyon yapacak. Bazen konfor alanından çıkıp, hayat seni bazen dibe vurdurur. Dipten de çıkmasını kendisi ayaklarının üzerine basarak yapar. Biz ona destek oluruz. Ömür de böyle hem yetenekli hem iyi insan. Hem de bu verimli toprağın çocuğu. Hem de buranın taraftarı. Özel bir oyuncu. Özellikle önceden kenar oynuyordu biliyorsun. Ben mecbur kalırsam kenar kullanıyordum. 8-10 arasında devamlı kullanıyorum ve de çok olumlu tepkiler veriyor. Umarım böyle devam eder. Marek tedavileri yoğun bir şekilde burada devam ediyordu. Sağ çalışmalarına başladı. Başa dönen bir sakatlığı yoktu. Çok ufak bir ağrı hissetmişti. Çünkü Marek'in antrenman sayısı çok fazla. Maç sayısı çok fazla. Senelerin bir birikimi var. Bazen milli takım aralarında da hep dinlenmesini tavsiye etmiştim kendisine. Şimdi o da bunun haklı olduğunu söyledi. Bir kontrol amaçlı kendi milli takımın doktoruna da gitti. Buradaki sağlık ekibiyle orası hemen hemen aynı örtüşen şeyler. Dün akşamki bilgiyi söylüyorum size. Çok önemli bir şeyin olmadığını, tedavisini devam edip büyük bir ihtimalle milli takım arasında artık tamamen bu 17 günlük aradan sonra bizimle beraber olacağını bilgisi dün akşam itibariyle geldi. Bütün testleri de yapıldı, kan testleri de yapıldı, filmler de çekildi. Şu anda çok sağlıklı aynı şekilde devam ediyor.